Dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaş sokaklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Akşam olmuş ılık rüzgar, loş ışıklar sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık adı kaldı dilimizde. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık adı kaldı dilimizde. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz. Masamızda yabancılar, boş sokaklar sensiz bensiz. Masamızda yabancılar, loş sokaklar sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk bir rüyaymış, uyandık tadı kaldı dilimizde. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde. Aşk aşk bir rüyaymış, uyandı adı kaldı dilimizde. Şu anda o kadar mutluyum ki. Yani bunun bir tarifi herhalde yok. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi. Ben sizden daha iyiyim şu anda. Ona imkan yok. Ama ya. Şimdi az önce bir röportaj verdik ve orada da söyledim. Cüneyt Bey, Türk kadınındaki beklentileri o kadar arşa çıkartıyor ki. Ben bundan sonra iflah olmam. Ya, ben kurtarırım seni. Ay çok, o kadar tatlı, o kadar mükemmel bir insan ki zaten söylemeye gerek bile yok. Değerli eşi Betül Hanım da orada zaten. Betül Hanım, siz de muhteşem bir kadınsınız. Size ayrı hayranız, Cüneyt Bey'e ayrı hayranız. Ne olacak hanımlar ve beyler, bugün bizim halimiz? Biz bittik, bugün bittik yani. Bugün bittik bu programda. Hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Yani gerçekten ömür boyu heyecanlanmadım bu kadar. Çok gönül zenginliği var sende. Çok zarifsin, sağ ol. Her
şey yolunda mı? Cüneyt Arkın şu anda nasıl? Mutlu mu? Keyfi yerinde mi? Hala çok yakışıklı. Valla memleket iyiyse, huzurluysa bir vatandaş olarak herkes öyledir, huzurludur. Doğru. Ülkemizde kolay zamanlardan geçmiyor tabii ki ama bu zor zamanlarda da yine de birbirimize kenetlenmemiz lazım. Biraz geçmişten güç almamız lazım değil mi? Türkiye'nin tek bir kurtuluşu var. Her kesimi, mühendisi, mimarı, doktoru, diş hekimi, tamircisi, çiftçisi, muhasebecisi bir araya gelmesi gerekiyor. Bir araya geldiği zaman bu milleti asla kimse, koronavirüsü bile yenemez. Asla. Vallahi. Alkışlamamız gerekiyor burada. Ve bizim tarihimiz o kadar güçlü, kuvvetli, o kadar dillere destan ki zaten tarihe şöyle bir baktığımız zaman o gücü kendimizde buluyoruz. Eski tarih, yakın tarih ama bir de Yeşilçam tarihi var. Zaten Türk halkını şu anda Yeşilçam filmleri bence moral anlamında ayakta tutuyor. Çünkü hepimiz bir Yeşilçam filmi açtığımız zaman mutlu oluyoruz, eski günlere dönüyoruz, tekrar aynı gücü kendimizde hissediyoruz. Ne güzel şeyler bıraktınız bize. Tabii o zaman karakter oyuncuları vardı Türk sinemasında. Onlar sinemanın zenginliğiydi. Türk halkının vefasını, cömertliğini, sıcaklığını, samimiyetini, vefasını dile getirirlerdi. Onlar devamlı her filmde Türk insanının kişiliğini yansıtırlardı. Bak o zaman Türkiye'de ayrışma olmazdı, kavga olmazdı, birbirini yumruklamak, kötü sözler söylemek, kötü kötü bakmak falan yoktu. Sımsıcak birbirini kucaklardı halk. Çünkü her hafta sinemada Türk halkının bu değerleriyle beslenirdi. Ne kadar doğru bir söz söylediniz, her sözünüzde olduğu gibi. Sinema, Yeşilçam halkı besliyordu, arındırıyordu ve tekrar saflaştırıp mutlu halde toplumun içerisine salıyordu belki tabii, de. Tabii, tabii. İşte bu yine lazım. Şimdi neden olmuyor bu? Tabii ki çok değerli film yapımcılarımız var ama. Dijital bir dünyada yaşıyoruz. Yani dijital kıyamet, teknoloji. Duygu öldü. Evet. Şiir öldü. Her şey teknoloji. Aşklar bile yok artık. Sevdalar yok, aşk şarkıları yok. Mesela şimdi siz bir şarkı söylediniz değil mi? Bir kere şarkı söyleyen insan güzel insandır. Yüreği zengin, hayatı güzelleştiren, güzel ender insandır şarkı söyleyen insan. O zaman vallahi Türk halkının herkes şarkı söylerdi ya. Evet. Şimdi yok tabii yani her şey mekanik. Neye sahipsen o kendini onunla ispat ediyorsun. Bir araba, bir cep telefonu yaşaman için, uygar olman için yetiyor aslında. Mutlu olman için yetiyor, yetmiyor. Ama siz sosyal medyayı da çok güzel kullanıyorsunuz ve sosyal medyaya da bence duygu getirebilen nadir insanlardansınız. Kendiniz mi paylaşma yapıyorsunuz Instagram'da? Herhalde. Ve her paylaşımınız dolu dolu. Gerçekten bir film gibi ve çok doğal. Yüreğimden geliyor. Evet. Hiçbir şeyim sahte değil. O acıyı çekiyorum ben. O acıyı çekiyorum. Evet. Ben. Oh Mehmetçikler gözümün önünde. Evet gözümün önünde onlar benim. Onlar benim evlatlarım. Ben onlarla beraber çok yaşadım. Aşlarını yedim. Beraber oldum. Bizim temelimiz ordumuz. Ben de bir albay torunu olarak söylemek isterim. Çok önemli. Yani ordu varsa zaten millet güçlü ve kuvvetli. Geleceğe de güvenle zaten, bakıyoruz onların sayesinde. Zaten biraz asker kokuyorsunuz. Öyle mi? Var o değil mi? Hep böyle şey. Set arkalarında şimdi siz tabii görmüyorsunuz. Burada böyle naif böyle kuş tüyleri uçuşuyoruz ama diğer taraftan böyle biraz şey. Emir komuta zinciri ve disiplini severiz. Siz çok disiplinliymişsiniz setlerde. Çok disiplinli
Türk'tür Cüneyt Arkın diyorlar. Sadece ben değil, Türk sineması öyleydi. Evet. Saat 7 dendiği zaman 7'ye çeyrek kala herkes sette olurdu. Kıyafet hazır, her şey hazır. Yoksa yani 20-25 günde bir film bitmez. Bitiyordu. Hı hı. Çok disiplinli, işini çok seven, mesleğine aşk değil sevda bağlı olan, sadece biz değil işte şunu böyle bak şimdi kameranın arkasındaki gençler var. Onlar da çok severlerdi. Mesela övünürlerdi ya çok güzel bir film çektik. Evet onlarla beraber çektik. Evet. Tabii ekip işi çok önemli. Tabii Cüneyt Bey'in hangi filminden konuşsak bilmiyorum, o kadar fazla o kadar güzel filmleriniz var ki. Şimdi bir de sizin filmlerinize baktık. Çok enteresan şeyler de var. Tabii ki hepsi ayrı bir efsane ama içinde gerçekten başkalarının yapmadığı ve ilginç, akıllardan çıkmayacak bazı sahneler de var. Örneğin şimdi Dünyayı Kurtaran Adam filmi zaten artık dünya çapında bir kült. Değil mi? Ne geliyor aklınıza Dünyayı Kurtaran Adam filmini düşününce? Çekimler. Biz o filmi dalgamızı geçelim diye yaptık. Gerçekten mi? Biz ciddi seyrettik çünkü onları. Çünkü o kadar ciddi çalışıyorduk ki disiplinli. Çok yorulmuştuk. Biraz eğlenelim, gülelim, bir film yapalım dedik. Bunu yaptık. Şeydir yani... Ya onun uzun hikayesi var. Zaman yetmez. Neyse. Yapımcı mutlu oldu mu o filmin sonunda? Yok o battı. Ben bu hale geldim diye halinden şikayet edecek hal var mı? Harika bir kız. Ay ben bari... Ya beni ellemeyin buradan. Bu program bitmesin. Kaç dakika daha var? Sakın bitmesin. Daha var değil mi? Daha var. Oh neyse. Çünkü görüp göreceğim nimet bu. Yani Cüneyt Arkın'dan bir ötesi var mı dünyada? Yani dünyada yok. Yok yani dünyada yok. Ve gelmez de imkansız. Baksana. Ay. Ve bizi neden mahvettiniz? Şöyle mahvettiniz sevgili Cüneyt Beyciğim. Sizin filmlerinizle büyüdük. Zannettik ki büyüyünce sizin gibi birileri var. Hadi büyüyelim böyle Cüneyt Arkın gibi birisi olsun. Bütün hanımlar böyle yapıyor. Ya var mı? İzleyiciyi bir çekin bak. Hepsi böyle yapıyorlar. Asla yok. Dolayısıyla bulamadık da, bulamayacağımızı da anladık. Onu da bir kabullendik. Ama Türk kadınına bunu niye yaptınız? Bu limiti niye buralara çıkarttınız? Erkek Türk kadını yapmaz. Türk kadını erkeğini yapar. Ama bakın, bizim psikolojiyi bakın, bu hale getirdiniz. Atıp tutan, bağırıp çağıran o erkek yok artık yani. Standartımız evde yükselttiniz. Ben mesela benim annem başka bir merhametti. Bir bereketti, şefkatti. Büyük ablam öyleydi, küçük ablam. Yani Türk kadını müthiş merhametlidir. Dünyalardan büyük merhameti vardır. Doğru. Şefkatlidir. Anadolu. Saçını süpürge eder. Anadolu kokar. Oh, hı. Anadolu türküsü sizi söylediniz türküler gibi mis gibi kokar. Tandır ekmeği kokar. Ay ne güzel. Anlat. Çıkarın iyice bizim beklentiyi yukarı çıkarın. Siz konuştukça daha da çıkıyor bizim beklentiler yukarı. Evde kaldık Cüneyt Bey sizin yüzünüzden. Bir Türk kadını nesli sizin yüzünüzden evde kaldı. Ya iyi ki kalmışsın. Ya hele bu programdan sonra. Şimdi bir iki kişi var böyle bana mesaj atıyorlar falan. Artık atmayın bana. Ben tamam yani benim psikolojim şu anda alt üst oldu zaten. Onun için yani. Ben doktorum bir bakayım sana. Ay bir ateşimi ölçer misiniz Cüneyt Bey? Bakayım ateşim var mı? Ay bak. Beklenti yine buralara çıktı. Şimdi hanımlar biz bir daha iflah olur muyuz sizce? Olamayız değil mi? Asla olamayız. Kimler evli? Çoğumuz duluz diyor hanımefendi. Şimdi dullar hepten evde kaldınız. Söyleyeyim artık bu aşamadan sonra bir şey beklemeyin. Ben dahil ben de beklemiyorum bir şey. Artı
Evli olanların da vay haline. Şimdi eve gideceksiniz. Beyefendi mutlaka çok kıymetli bir profildir ama şimdi burada Cüneyt Arkın'ı seyret bir saat, bir buçuk saat. Ondan sonra... Tabii ki onun yanında... Hava. Aynen. Hava vallahi. Ay psikolojim bozdu. Başım dönüyor efendim. Cüneyt Arkın benim ateşimi ölçtü. Ay ben nereye gideyim? Ay ben nereye gideyim? Tamam artık dediğim gibi yani. Sen iyi değilsin. Seni hastaneye yatıralım. Hemen ambulans çağırın Cüneyt Bey. Çağırın. Hemen ambulans çağırın. Yani doktor ama ben bakacağım doktor olarak. Ay çok kötüyüm Cüneyt Bey. Vallahi galiba çok başımda gözlerim karardı benim birdenbire. Ona ne demek böyle? Gözlerim karardı sanki. Ha. Hülyalı hülyalı yapıyorum. Ay gözlerim karardı. Ha. Tabii. Tabii sevgili Betül Hanım'ın izniyle bu mizansenleri yapıyoruz. Kendisi de arkadan gülüyor zaten. Efendim ben şu an duygusal içerisindeyim. Bir şarkı söylemeden ben iflah olmam. Ben de rica edecektim. Rica edeyim. Şarkıdan, müzikten daha güzel bir şey yok. Kadın var da. Şarkıdan güzel bir şey yok dünyada. O zaman ne okuyalım arkadaşlar? Aşkın Kanunu. Aa, canlı okuyalım sonra da evet diğer kişi çamları okuruz. Aşkın Kanunu diyelim mi? Aşkın Kanunu var mı? Olur mu hiç? Yok değil mi? Bence de olmaz. Müebbet hapis. Hepimizi hapsettiniz zaten artık bundan sonra kalkayım da ben ne yapayım bari şarkı okuyayım yani yapacak bir şey yok. Değil mi? Hadi bakalım. Bekleme geçen günleri böyledir ne yazık ezelden beri boş yere bekleme geçen günleri böyle.
bazı Eloğulları gitmez. Gitmez değil mi? Hayır. Siz çok şanslısınız aslında. Şimdi tabii değerli eşiniz Betül Hanım da çok şanslı. Orası ayrı konu ama siz de başka bir şanslısınız. Gerçekten aşık olduğunuz bir kadınla bu kadar yıl aynı evi paylaştınız. Halen paylaşıyorsunuz. Nasıl bir hayat bu? Ya, Betül Hanım olmazsa ben olmazdım. Cüneyt Akın olamazdım. Of, daha ne söylesin yani, ki? Ya daha ne yani, söylesin? Yani hastalığında yırtındı, parçalandı, bana baktı. Yerlerde yattı, bana baktı. Ya ben onun hakkını ödeyemem. O yüzden şiirlerle biraz teşekkür etmek istiyorum, o kadar. Sevgili karıcığım benim. Ay. Şu anda aslında hepimiz umutlanıyoruz. Çünkü gerçek aşk diye bir şey demek ki var. Herhalde var. Aşk bir eşkıyadır. Bizim dağda da koyunlar geziyor. Dağda koyun gezmez. Keçi gezer. Keçi gezer. Demek ki taşlıkları biraz yontmak lazım. Fazla taşlıyız. Çıka çıka keçi çıkıyor bizim bayırlara. Gece ateşleri yakar. Sevda ateşleri yakar eşkıya. Of. Niye eşkıya deyince aklına koyun geldi? Dağ geldi aklıma. Dağ gelince kendi dağlarım geldi aklıma. Biz de koyun moyun öyle çakal. Nerelisiniz? Arnavut'um ben. Tamam da yer neresi? Üsküp. Çok güzel bir yerdir. Evet. Evet. Babanız yaşıyor mu? Yaşıyor evet. Saygılarımı iletin olur mu? Olur. Çok mutlu olacak bence izlediği zaman. Ya. O da sizin filmlerinizi çok sever. Sizi çok sever. Her Türk insanında olduğu gibi yani değişik bir şey değil ama. Asker ya. Sende şöyle bir cesaret yiğitlik var. Sanıyorum babadan gelme bir şey bu. Baba da ana da biraz biz şeyiz böyle cevvaliz. O cevvallik demedim. Ne var mesela? Yiğitlik dedim. Ay bak çok güzel bir şey söyledi şu anda. Neden öyle söylediniz? Beni biraz övseniz de Cüneyt Bey der misin? Şimdi hazır Cüneyt Arkın'ı bulmuşuz. Gördüm söyledim. Fark ettim söyledim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ay vallahi. Ay. Allah'ım vallahi yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Aşk diye bir şey varmış bir kere şimdi şuraya kadar bunu öğrendik. Gerçekten evlilikler aşk üzerine sürebiliyormuş bu kadar sene. Bunu öğrendik. İki. Biz bugüne kadar yaşamamışız hanımlar bunu öğrendik. Hepsi yine böyle yapıyorlar ya. Yani. Bu kadınların çoğu öylesine büyük aşklar yaşamıştır ki. Ama farkına varmadan yaşamışlardır. Evliliğin güzelliklerini yaşamışlardır. Fedakarlığını, çocuk yapmayı, erkeğe saygı duymayı hepsini yaşamışlardır. Zaten aşk bunların dışında bir şey mi ki? Ah Cüneyt Bey, ah siz her erkeği kendiniz gibi zannediyorsunuz ama değiller, değiller. Bilmiyorum, sor kendilerine. Yok yok, sizin bir santimetre kareniz kadar olsa öpeceğiz, başımıza koyacağız ama yok yani, yok. Sen bu kafayla hayat boyu evlenemezsin. Yok, 36 oldu benim yaşım, geçti artık, tamam zaten. Yani evet biraz. Bu kafalardan neyse. Çıkmamız mı lazım? Bir gençlere bir sağlık. Öğüt versenize. Bana gel, ben sana koca bulurum. Hemen. Betül Hanım bakın bana koca buluyor Cüneyt Bey. Söz verdi. Sizin bulduğunuz her şey başımızın üzerinde yeri var. Ne bulursanız bulun. Ben okeyim. Bulmak değil, getirmek. Vallahi siz getirmeyin, ben gelir alırım. Siz yorulmayın yani. Cüneyt Arkın referans olmuş. Düşünsene kim gelse. Kesin iyidir yani. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Bu soru çok sorulmuştur belki ama bir de sizden tekrar dinleyelim. Şimdi bana bazen diyorlar ki işte iş kadınısın. Normalde ben bu sektörü hani eğlenmek, keyif almak için yapıyorum. İşte iş kadınısın, aslında İngilizce öğretmenisin, şusun busun. Neden bu işi yapıyorsun? Çünkü ben kamerayı sevdiğimi söylüyorum. Kameranın ışığı yandığı zaman nefes almaya başladığımı, söndüğü zaman da normal nefesler aldığımı söylüyorum insanlara. Sizinki tabii bambaşka bir boyut. Siz aslında bir doktordunuz ama bu sektörü seçtiniz. Nasıl oldu o kırılım o mesleği yaparken? Şimdi
bir insanın en mutlu hali sevdiği işi yapmasıdır. Ben doktorken niye kaderdi, den öte tesadüftü. Ben işsiz kadro bekliyorum, nöroşirurji yapacağım. O esnada tesadüfen birini gördüm, değiştirdi kaderimi. O kişiye çok teşekkür ediyoruz. Yani Cüneyt Arkın'ı bizimle tanıştırmasaydı. Nur içinde yatsın. Nur için. Doğru bir karardı değil mi sizin için? Herhalde. Çok doğru bir karardı. Yani ben kendi adıma değil, yani şöhretim oldu, param şu falan oldu değil de Türk halkının sevgisini kazanmak, onun yüreğinde bir yerinde olmak, onunla bir takım güzellikleri, zenginlikleri paylaşmak. Benim için güzellik olan o. Türk halkı da güzel yoksa seviyor. Yoksa Cüneyt Arkın oldum da zengin oldum, şöhret oldum. Yok, o değil benim için. Siz bir filminizde şarkı da söylemişsiniz, playback yapmışsınız. Aslında o görüntüleri bulabilir miyiz arkadaşlar? Bir hep beraber seyretsek. Eğer ki sahneye çıktınız mı? Bir furya varmış o dönemde. Zannediyorum sahne yaptınız değil mi siz? Kısa yaptım, bir dönem. Yaptım. Yaptınız. Nasıldı? Felaketti. Yani hiç felaket gözükmüyor. Şimdi bu görüntüleri bir biz de alalım. Cüneyt Bey de görsün arkadaşlar. Sahneye bu kadar yakışan. Yani of 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 of. Bir of çekin hanımlar. Of! Yani gerçekten. O bile yetiyor. Yani hiç söylemeseniz de yani gerçekten efsanevi. Şarkı söyleme hoşunuza gitti mi? Şarkı söyleme hoşunuza gitti mi gerçekten? Ya şarkı söylemek. Doğa dedik. Bak o bile söylüyor. Hayvan bile sevginin sıcaklığını aldı. Cüneyt Arkın gelmiş diye. Kedi bile gelmiş böyle yapıyor. Cüneyt miyav. Çok iyi. Efendim bu görüntülere buyurun. Benim 4 tane kedim var çok. Ne güzel. Benim de bir tane var. Kediler başka şeyler. Hele bir tane var. Yanımdan ayrılmaz. İşte bir tanesi daha geldi şimdi sizi görmeye. Bu görüntüleri bir seyretsek mi? Bir dinlesek mi sizin sahnedeki görüntülerinizi? Bir bakalım. Bir bakalım. Hep beraber bakalım. Vallahi bravo. Bir de şarkı söyleyip sahneye çıkmış. Artık daha dünyada yapılacak bir şey kalmadı Cüneyt Bey. Hepsini 10 numara yapmışsınız. Ben bu durumda matrak geçtim. Neden? Sahneye çıktım ya. Evet. Orada bir takım şeylerim var ama bir tanesi şey. O zaman neydi? Baretta mıydı neydi? Çok meşhur bir şarkı vardı. Onu söylüyor adam. Müthiş söylüyor. Hemen ben çıktım. Baretta başladı. Yani Baretta'yı söylüyorum. Herkes hayran. Ya nasıl söylüyor? Ne güzel ses falan derken. Ben mikrofonun başından ayrılıyorum. Ya adamın ne güzel sesi var değil mi? Bir de kah. Sizin ne söylediğiniz veya söyleyip söylemediğiniz şarkı anlamında çok önemli değil ki. Sahnede siz bir şarkısınız Cüneyt Bey. Siz kendiniz bir bestesiniz. Şarkı değilim, türküyüm. Şarkı, türkü, her şeysiniz. Yani sizin nefes alıp vermeniz bile bir notalı çıkıyor sanki. Ah canım çok sevdim. Baksana yani ben de son anahtar olarak kaldım burada. Çok yaşa. Efendim Aşkın Bahar diye Cüneyt Bey söylemiş az önce izlediğimiz videoda ben de mi söyleyeceğim? Ne güzel şarkıdır ya. Söyleyeyim mi ben de? Sever misiniz Aşkın Bahar diye? Söylemem ya lütfen. Kırık kalp kanar.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum sizden duymak. Sizin yanınızda bu şarkıları söylemek herhalde Allah'ın sevgili kuluymuşum. Yani ben bugün için yaşamışım. Gerçekten yani şu şarkıları yaparken deselerdi ki yani Cüneyt Arkın'a bakarak bu şarkıları söyleyeceksin. Nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Ay çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir duygu biliyor musunuz? Şu an böyle Yeşilçam filmlerinin içine giriyorum. Oradan çıkmak istemiyorum. Sonra çıkıyorum, bakıyorum siz hala buradasınız. Ne zaman gidiyorum? Vallahi götürün bizi Cüneyt Bey. Biz Yeşilçam'a geri gitmek istiyoruz. Biz bu dünyada, bu dijital dünyada çok sıkıldık. Yani şu şarkıyı siz söylerken, bunlar benim zamanımda söylenirdi gençliğimde. O günlere gittim, biraz hüzünlendim. Neden? Üzünlendik. Açıklıyorum işte, o günlere gittim, üzünlendim. O günler geldi aklıma. O günlerin aşkları, sevgileri. O günlerdeki sinema. Nasıldı o dünyanın içinde olmak? Harika bir şeydi. Türk sineması bir destandı. Yani bir Memduh, bir Atıf Yılmaz, bir Halit Bey, yani Osman Sedin, hepsi bir şey dahi, sinemanın en kral ustaları, onlarla beraber oluyorsunuz. Bir de o zaman, şimdi çok kötü bir şey var, o zaman boş kaldık, sanat konuşurduk, tarih konuşurduk, psikoloji konuşurduk, sosyoloji konuşurduk. Şey yok ya, herkes ondan yani. Ve insanlar hayatı yaşamıyorlar. Herkes kameraman olmanın peşinde. Ne önemli bir şeymiş böyle çekip de o videoları insanlarla paylaşmak. Yani ben de kullanıyorum da ben o kadar için içine girmiyorum mesela. Sevmiyorum çok fazla. Evet, evet. Analog kafalardayım ben hala çünkü. Evet. Beni şuraya koyacaksınız yani. Klipleri de öyle çekiyoruz zaten. Bana T sahne yapın. Bir ara tutturdum klip çekici Sezen Aksu'nun Kusura Bakma şarkısına. Dedim ki T sahne istiyorum. Nereden bulacağız? T sahne dediler. Dedim ben T sahneye çıkmadan şuradan şuraya gitmem. Çünkü diyorum ya çok Yeşilçam filmi seyrederek büyüdüm ve hep sizinkiler. Tabii çok kıymetli aktörlerimiz var ama Cüneyt Arkın filmleri ne zaman biter YouTube'da? Ondan sonra diğer aktörlere geçilir. Bu yeni nesil, biz aslında aktörle sanatçı arasındaki farkı bile bilmiyoruz. Gerçekten onu bile bilmiyoruz yani. Doğru söylüyorsun. Sen çok açık sözlü. Açık konuşan bir insansın, çok doğrusun. Sağ ol. Yüzeysel yetiştik belki de. Sağ ol, yani samimi olarak söylüyoruz. Ne güzel. Bu açık yürekliliktir, güzelliktir. Çok teşekkür ederim. Yani bir başka, sizin filmlerinizi seyretmek bir başka. T sahne yaptırdık, klibi de T sahnenin üzerine çektim, rahatladım.
O sahneye çıkmak, Yeşilçam'ın içine girmek başka bir şeymiş gerçekten. Evet. Hani bugün de biz bunu yapmaya çalışıyoruz ama siz yaşadığınız efsane bir şey gerçekten. Peki efendim, bir set anınız var mı bize anlatmak istediğiniz? Setlerde bir anınız, hiç unutamadığınız. Bir yönetmen vardı. Mesela bir şey yapacak. Sen hayatında hiç kapıyı açmadın mı? Sen hayatında hiç şişeden su içmedin mi? Sen hayatında hiç sandalyede oturmadın mı? Böyle sen hayatında. Müjdat Gezen'le bir filmdeyiz. Atla geldi. Kurşun sıkacağım, düşecek, ölecek. Bir sıktım düşmüyor, iki sıktım düşmüyor, üç sıktım dört düşüyor. En sonunda rejisör bağırdı. Müjdat, lan oğlum sen hayatında hiç ölmedin mi? Peki şu nasıl bir duygu? Karşınızda bir hanımefendi var, sanatçı ve onunla film çekiyorsunuz. Aşık gibi bakmanız gerekiyor, aşık gibi bakıyorsunuz. İnsan arada o dengeyi kaçırmıyor mu? Yok, hayır. O kadar net şekilde ayırabiliyoruz. Başka bir şey o, yani başka bir şey. Elinizde olmadan eğitiliyorsunuz. O başka bir şey. Oysa yani kamera başladığı zaman, sesini duyduğunuz zaman başka bir dünyaya ayak tak gidiyorsun. Hiç başka çare de yok zaten. Ne kadar güzel. Gerçek dünyadan biraz da istekli kaçış. Tabii çıkıyorsun. Tabii çıkıyorsun. İşte aslında o anlar asıl yaşadığınız anlar. Diğerleri evet. Asıl değilmiş gibi geliyor bana. Yani. Sanki. Bir başka bir illüzyon var orada. Yani. Peki o zaman bir şarkı daha söyleyeyim mi? Siz söyle derseniz söyleyeceğim, söyleme derseniz söyleyeyim. Yok, söyle. Sesin güzel, sesin güzel. Sesin güzel, söyle. Çok teşekkür ediyorum. O zaman Sevemedim Kara Gözüm diyelim mi? Canlı canlı. Bana cefa ediyorlar, bilmem nedendir. Benim korkum senden değil, kaderimdendir. Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın gelir.
teşekkür ediyorum. Ayırmasın Mevlam seni benim. Ay vallahi. Ayırmasın Mevlam sizi gerçekten. Benim aşka inancım tazelendi. Dünyaya inancım tazelendi. Yani halen var. İnanın bana var. Onun için neden siz de bulamıyorsunuz ki diye insan kendi kendine böyle moral veriyor. Motive ediyor efendim. Bundan sonra ne yapmak istiyor Cüneyt Arkın hayatında? Bundan sonra ne yapmak istiyor? Bundan sonra yemek yiyip uyumak istiyorum. Yemek yiyip uyumak istiyorsunuz. Cüneyt Arkın uyuyor. Düşünsenize yanınızda. Evet, Betül Hanım böyle yapıyor. Evet ama onun da yanında Betül Hanım uyuyor. Evet. Dedim ki değerli eşine Betül Hanım'a ilk kuliste birbirimizi gördük. Nasıl bir şey dedim yani evde Cüneyt Arkın var. Nasıl evde? Hemen mikrofon yetiştirelim arkadaşlar. Hemen. O kadar güzel gözüküyorsunuz ki valla dahil etmeden yapamayacağım. Nasıl bir şey evde Cüneyt Arkın'ın olması? Valla ben onu hiçbir zaman Cüneyt Arkın olarak görmedim. Zaten ona Fahrettin diyorum. Evet yani ilk tanıdığım zaman Cüneyt Arkın diyordum. Artık birbirinize aşık olunca, hayatın içine girince, içine sevgi girince Fahrettin demeye başladım kendi adını ve hep öyle onu kullanıyorum. Cüneyt Arkın benim için sinemada. Evimde Fahrettin Cürekli Batır. Bravo. Peki, ay maşallah. Peki nasıl tanıştınız Betül Hanım? Bayağı eski. Yani ben 19-20 yaşlarındaydım tanıdığım zaman. Evet. Bir toplantıda peki, tanıştık. Hiç birbirimizi öyle yani. Toplantıda. Benim durgunluğum böyle çok sade, çok saf ben duruşum. Ben geleceğim oraya. Böyle uzaktan ay, uzaktan olmuyor. Olmayacağım. Ay, ben, lütfen zaman. Hiç rahatsız olmayın. Aa. Nasıl oldu bak burası da hazırmış. Backstage'de program buyurun. Ay ne oluyor nasıl ay, yaptık bu işi? Bak nasıl yaptık bu işi doğru ben de bilmiyorum ama nasıl tanıştınız? Ya bunu ben şu an programın dışında böyle dinlemek için bizzat yani kendim dinlemek istiyorum. Valla çok ben 20 yaşların civarındaydım. O da 29 falandı düşünebiliyor musunuz şimdiki haliyle 29 yaşındaki halini? Böyle of. Bir aile toplantısı içinde. Tesadüfi tanıştık. Benim çok ağır çekingen durmam onun dikkatini çekiyor. Ve bundan sonra böyle çok kalabalık da herkes Cüneyt Arkın geldi. Herkes başında da bu kız niye gelmiyor bana diye dikkatini aa, çekiyor. Ve sonra işte mektuplaştık. O zamanlar biliyorsunuz telefon yok. Hiçbir şey yok. Evet. Ondan sonra öyle. Şapkın mıydı? Çok. Çapkın mıydı? Tabii. Ve çapkınmış. Ben annem çapkın anlattı. Çapkın olmaz olur mu canım? O ya, öyle bir adam olacak nasıl? O zaman bir terslik olması lazım. Evet bir şey. Bir terslik olması lazım. Doğru doğru. Çapkın Cüneyt Arkın. Evet, ve sonrasında ha. Siz o Çapkın Cüneyt Arkın bitmiş. Bütün Türk halkı bunu söylüyor zaten. Betül Hanım'a aşık bir Cüneyt Arkın. Yok canım. Daha da başka bir Cüneyt Arkın. Gururlanıyorum tabii o bana öyle söyleyince yani aslında. Kadının gücü. Canım o benim ya. Düşünsenize yani kadın bu kadar güçlü bir varlık ki... gerçekten böyle bir erkeği zamanında çapkın olan da bir erkeği aslında kendine bağlayabilecek de güce sahip. Çok, çok zor tabii. Ben 20 çok yaşlarında zor. Bir genç kızı düşünsenize yani öyle bir adamla baş edeceksiniz. Mümkün değil. Hadi yollarımızı ayıralım falan dedik ama olmadı kısmetmiş. Siz de seneye kadar restlerde çekmişsiniz değil mi? Hadi yolları ayıralım Cüneyt olmuyor böyle falan. Ne yapıyordun? Hiç sizden ayrılacak göz yok onda yok, vallahi. Yok vallahi ayrılmadı. Cüneyt Bey. Yani aşık olmuş bırakmaz belli. Ama Yeşilçam'daki sanatçılara bakın dikkat edin. Hepsi çok aklı başında evlilikler yapmıştır. Doğru. Uzun süren mesela Hülya Koçyiğit öyle. Ne bileyim Fatma Girik'in çok uzun sürdü falan. Yani gerçekten Ekrem Bora'sı öyle. Yani uzun süren evlilikler yaptılar. Herhalde eğlenecek kadınla evlenecek kadını ayırmayı çok iyi bildiler. Bravo. Harika. Şu an buradan olgunlaşmış şekilde kalkıyorum. Gerçek aşkın olduğunu öğrendik dedim ya. Ve kadın kadın olduktan sonra da erkeği kontrol etmesini, erkeği büyütmesini de biliyormuş demek ki. Değil mi efendim? Bir şekilde ağda gözüktü gibi. Betül Hanım çok çok teşekkür ben çok ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Var olmalı. Çok teşekkürler.
Betül Hanım'la birazcık kulaklarınızı çınlattık kamera arkasında. Hissettim. Cüneyt Bey, siz zamanında bayağı çapkınmışsınız. Yalı çapkınıydım. Yalı çapkını. Neydi yalı çapkını o zamanlar? Şimdi yeni nesil bilmez. Ya olur mu? Üniversite 6 yıl bir mont, bir pantolonla bitirdim. Hiçbir kız arkadaşım olmadı. Çünkü param yoktu. Hem çalışıyor hem okuyordum. Ondan sonra zaten doktorluğum da öyle oldu. Anadolu ta Feke, Güneydoğu'da Adana'nın Feke, Kuşuşmaz, kervan geçmez yerlere gittim. Yani hayatım hep çalışmakla geçti. Öyle şöhret oldum da ondan sonra işte zamparalığıdır, vaktim olmadı. İçimden gelmedi çünkü sinemaya gelir gelmez çok büyük bir sorumluluk aldım. Başarmak zorundaydım. Onun için gece gündüz çalıştım. Sirklere gittim. At sirklerinde ata binmeyi öğrendim. Sirkte karate çalıştım 6 yıl. Yani öyle hoş güzel bir şey yani. Oh sen ne güzel zamparaymışsın gençliğinde, güzel laf. Estağfurullah, zampara değil de çapkın. Ama şimdi sizin çapkın olmamanız hakikaten, şimdi Betül Hanım öyle söyledi. O yakışıklılıkla çapkın olmasaydı zaten o kadar talep varken tuhaf bir durum olurdu dedi. Doğru. Orasını kurcalama. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi bir zaman makinesi olsa da onları böyle bir seyretsem. Betül Hanım'ı ilk bir toplantıda görmüşsünüz. Evet. Ve o diğer hanımların size ilgi göstermesine rağmen kendisi daha geride durmuş. Evet. Bu da sizin ilginizi çekmiş. Ondan önce oturuş şekli. Yani vücudundan hissediyordum. Müthiş bir yalnızlık hissediyordu. Müthiş yalnız bir kadındı. Nasıl anlaşılıyor bir kadının vücudundan yalnız olduğu? Beraber kalalım, anlatırım. Cüneyt Bey. Çok iyiydi. Biz nasıl duruyoruz? Ben mesela, ben direkt şey, doğduğumdan beri yalnız. Çok sen belli yalnız, oluyor mu? Sen yalnız kalmazsın. Yok vallahi kalıyorum. Evet. Yalnız hissetmediğim için kendimi. Yalnız kalmamış onu oluyorum. Onu söyleyecektim. Ha, yani. Kendini yalnız hissetmedikçe yalnız değilsindir. Peki. Ondan sonra işte dediğin evet. gibi onun... herkes ilgi soğuk dışarıdan bakıyor. İlgimi çektim, merhaba dedim, oturduk. İşte sonra dansa kaldırdım. Hmm. Sonra da evlendik. Ne kadar süre sonra evlendiniz? İşte hemen evlendik. Gerçekten mi? Evet. Ay. Peki evlendiniz. Evlendikten tabii aşk evliliği yaptığınız için eski günlerinizi özlemiyorsunuzdur. Hayır. O bir gerçek. Ama evlendikten sonra Türk sinemasında kariyeriniz hiç değişti mi? Neden soruyorum? Şu anda mesela evlenmeye çekiniyorlar. Diyorlar ki hayran kaybederiz. Sizde böyle bir şey olmadı. Bunu nasıl başardınız? Hayır. Yani bir kere benim seyircim, halk bana inanıyordu. Onun için evli olmam, bekar olmam, o tür bir sevgisi yoktu. Vefalı bir şeyi vardı. Aşkı yok, sevgisi vardı. Vefası vardı. Saygısı vardı. Duygusal bir bağı vardı. Yani o anlamda, o öyle baktığı için de benim bekar olmam, evli olmam onun için fark etmiyordu. Ne güzel. O çok önemli bir şey işte. Yani gerçek sanatçı olmanın getirisi. Öyle söylüyorlar değil mi? Evlenince evet. Şey kaybı. Vay anasını ya. Peki. Bu kadar kolay mı kaybediliyor? Neyse. Doğru. Güzel, bunlar kolay güzel olmamalı. Güzel resimler. Yani sizin zaten şimdi resimlere dönüp şöyle bir baksam dalacağız yine. Onun için resimlere bakmıyorum. Oo, bu tabii ilginçmiş. Ok buradan girmiş, buradan çıkmış. Ama yakışıklılık halen baki. Hiç yani o şey değişmemiş. Ölürken bile yakışıklı olacağım. Aa, Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. Hayır.
Peki o zaman, o zaman efendim bir şarkı daha söyleyelim. Vallahi ne iyi olur. İyi olur değil mi? İlaç gibi gelir şimdi. Ay oh, çok mutlu oluyorum sizden bunları duydukça. Bir sakinleştirir güzel hadi. Peki o zaman artık sevmeyeceğim diyelim mi? Evet. Sevmeyeceğim bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş. Sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim bütün kabahat benim. Artık sevmeyeceğim bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş. Sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile. Söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın. Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın. Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Bu iş bu kadar yapılır. Bu kadar güzel yapılır. Ay. Vallahi ne iyisin. Ne iyisin. Sen hep şarkı söyle. Öyle mi? Evet. Keşke Yeşilçam filmi olsa da böyle çeksek. Yok artık öyle şeyler. Yok var canım. Yani gözleri ömredeni gene çekerse. Çok. Çeksek hikaye, ya. Hikayesi ölmez. Birçok filmin hikayesi ölmez.
Aşk Mabudesi ölmeye başlıyor. Aşk Mabudesi. Biliyorum o filmi şey yapıyor böyle. Dın 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 dın. Ay remake yapsak hani remake diyorlar ya tekrar çekmeyi filmleri. Evet. Yapılamaz mı öyle bir şey Cüneyt Bey? Yapılır tabii. Neden yapmıyorsunuz? Param yok. Buluruz. Buluruz. Tabii. Vallahi yani yapmak lazım çünkü yeni nesil çok çok nostalji olarak biliyor. Yani ben doğduğumda o kadar nostalji değildi. Yani 20 sene önce çekilmiş filmdi. Şimdi artık tam olarak da bilmiyorlar evet. Sanki. Çok üzülüyorum. Yeşilçam'ın bilinmesi lazım ve tekrar hayat verilmesi, bir daha yapılması gerekiyor yani, bence. Yani çok güzel bir tespit yaptın. Doğrudur. Doğrudur. Yani eski Türk filmleri aslında bir okuldu. Bir hayat yoluydu. Gösteren, yaşama biçimiydi. Doğru söylüyorsun. Aferin sana. Yapalım aferin. Mı böyle bir şey? Yapalım. Yapalım. Tabii. Söz mü? Erkek sözü ya. Vallahi kapınıza gelirim ha söyleyeyim. Kapıma gelme, pencereye gel. Ay. Betül Hanım yani bunu yapmamız lazım. Bunu yeniden bir Yeşilçam filmi çekmemiz gerekiyor. Ay yok yapacağız bunu. Evet. Yapacağız bunu yapmamız lazım. Çok heyecanlandım şu anda. Ay harika. O zaman şöyle bir şey yapalım. Son bir şarkıyla kapatacağız programı. Lütfen. Sizi lütfen. O kadar çok seviyoruz ki. Yani bunu artık hani anlatmaya zaten kelimeler yetmiyor. Hiçbir cümle kafi değil. Shakespeare mezarından kalksa gelse bir sone yazsa anlatmaya tüylü kaleminin ucu yetmez körelir. Ya sen ne çok sağ ol. Sağ ol. Ağzına sağlık. Sevmek de güzel, sevilmek de güzel. Ne söylemek istersiniz son olarak? Hem izleyicilerimize hem yeni nesle bir öğüt olarak da olabilir. Yani çok ciddi şey söylemek istemem ama yani bu gençler şiir okusunlar ya. Kadını her kadını annesi gibi görüp saygı duysunlar. Oo, çok güzel bir şey söyledi ama şu an. Artık dargınlar barışsın, hastalar iyileşsin. Huzur ve sağlıklı bu güzel memlekette hep beraber yaşayalım. Amin, amin. İşte Cüneyt Bey tabii geldi, huzuruyla beraber geldi. Onun için diyorum ya, Yeşilçam demek huzur demek. Biz de o ruhu işte size çok küçük de olsa geçirmeye çalışıyoruz yaptığımız projelerde. Gerçekten huzur getirdiniz, keyif getirdiniz. Sağ ol, sağ ol. Efendim, değerli Cüneyt Bey'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Karolin Show'u bu gece izleyen tüm değerli izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü uykusuz kaldılar bizi izlemek için. Bizler kameranın karşısında sizin sıcaklığınızı hissediyoruz zaten. Kamera öyle bir şey. Kendisinin içine sizi çekiyor. Sizi de buraya getiriyor. Biz onu hissedebiliyoruz. Neyi yaptınız da izlediniz? Değerli piyanistimiz sevgili Orçun. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Müzisyen dostumuz. Değerli konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Karolin Show'un bu gecelik sonuna geldik. Hemen kapatmayın. Benim gözüm sendeyi söyleyeceğiz. Kaçırmayın bak Cüneyt Arkın da burada beraber. Benim gözüm sende. Ve efendim tekrar çok teşekkürler. Karolin Show'un bir sonraki bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Hoşçakalın.
başkasını istemem. Benim gözüm sende, görünce aşık oldum. O güzel gözlerine başkasını istemem. Başkasını istemem.